Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Merhabalar, 10 yıldır beraber olduğum erkek arkadaşım ayrılırsak kendini öldüreceğini söylüyor. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımdan çıksın istiyorum. 10 yıllık erkek arkadaşım beni endişelendiriyor. Daha önce birçok kez ayrılıp barıştık. Her seferinde ben ayrıldım fakat tehditlerinden korktuğum için yeniden barıştım. Sonunda çıkmaza girince olan biteni anneme anlattım. Annem arkadaşlarını devreye sokarak onu benden uzak tutmayı başardı. Ama biz tekrar konuşmaya başladık. Bu defa sadece arkadaş olarak. Artık değiştiğini söyleyince ilişkiye tekrar başladık. Bu durumu da anneme açtım. Annem onunla asla bir evlilik düşünmeyeceğimi, bir geleceğimin olmayacağını söyledi. Bu arada ablamla da aram bozuldu. Annem durumu babama anlattı. O da bu beraberliğe onay vermediğini söyledi. Akrabalarım da onun ailesiyle ilgili bazı olumsuz duyumlar almış. Hepsi bu birlikteliğin benim için iyi olmayacağını dile getirdi. Tüm bunların ardından ben bir kez daha ayrılma kararı aldım. Ona ailemin beraberliğimizi kabul etmediğini anlattım. O ise ayrılarak bir not bırakıp intihar edeceğini ve ölümünden beni sorumlu tutacağını söyledi. Ben artık gerçekten ayrılmak istiyorum. Benim için yararlı biri olmadığının farkındayım. Hatta bana zarar verebileceğini de görebiliyorum. Tehditleri yüzünden onu silemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımdan çıksın istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bir büyüğümden onunla konuşmasını istemem doğru olur mu? Çünkü olacaklardan korkmaya başladım. İkinci itiraf. Sevgilim son zamanlarda benden uzaklaşıyordu. Gizlice sosyal medya hesaplarındaki mesajlarını okuduğumda iki farklı hayatı olduğunu anladım. Ben 20 yaşında genç bir kızım. Üniversitede okuyorum ve okuldayken erkek arkadaşımla tanıştım. Kısa bir süre sonra da birbirimizi sevdik. 2 yıldır beraberdik. Beni ailesiyle tanıştıracaktı. Ben de onu kendi ailemle. İlişkimiz gayet ciddiydi. Onun beni sevdiğinden bir an olsun şüphe duymadım. Çünkü her fırsatta sevgisini gösteriyordu. Her an yanımdaydı. Beni asla kırmazdı. Her dediğimi yapardı. En zor zamanlarında arkasında hep ben vardım. Okuldaki süreçte ailevi sorunlarda olsun hep ben yanındaydım. Son 3 aydır birdenbire çok değişti. Benden uzaklaştığını fark ettim ve ona söylediğimde "Üzülme, söz veriyorum her şey değişecek. Az kaldı. Her şey istediğin gibi olacak." dedi. Son zamanlarda sık sık ortadan kayboluyordu. Bir an bile benden uzaklaşmayan insan günlerce aramıyor, telefonlarıma çıkmıyordu. Üstelik bana kilo aldığımı, kendime eskisi gibi bakmadığımı söyleyip duruyordu. Bir gün özür diledi, beni kaybetmek istemediğini ve çok sevdiğini söyledi. İnandım. Daha sonra sosyal medya şifrelerini değiştirdi. Bir şekilde yardım aldım ve hesaplarına girebildim. Gördüm ki benim dışımda birçok kişiyle yazışmış. Kadınlarla da erkeklerle de samimi mesajları var ve gizli mesajlarına da ulaştım. O an hayatımın şokunu yaşadım. 2 ay kadar önce bir erkek arkadaş edinmiş. Onunla resmen sevgili olup fotoğraflar çektirmiş ve mesajlaşmış. Mesajlaştığı kızlardan birisine ise yazdım. Durumu anlattım. O da bana bildiklerini anlattı. Ondan her şeyi beklerdim ama bu şekilde aldatacağını asla inanmazdım. Demek ki sevdiğim genç iki ruhlu bir insanmış. Demek ki çift kişilikli birisiymiş. Beni o kadar severken, bana kıyamazken, her an yanımda olmak isterken, gelecek hayalleri kurarken, demek ki bir yandan da erkeklerle ve başka kadınlarla beraber oluyormuş. Tabii hemen onu karşıma aldım ve her şeyi bildiğimi anlattım. İnkar etti. Ben böyle bir şey yapmadım, bu kızı da tanımıyorum dedi. Tabii öfkelendi ve kötü sözler söylemeye başladı. Ona inanmadığım ve bu kim olduğu belirsiz kıza inandığım için bana ağzına geleni söyledi. Çekti gitti ve bir daha da aramadı. Aklım almıyor, ağlamaktan gözlerim kapandı. Bu olaylardan sonra onunla bir daha görüşmek istemedim. Kendimi küçük düşürmemek için okulda bile karşısına çıkmaktan kaçınıyorum. Canım yanıyor, yüreğim acıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. En kötüsü de beni yalnızca kızlarla değil, erkeklerle de aldattığı için hiçbir zaman ikinci şansımızın olmayacağı. Onu unutmak için ne yapabilirim? Şoktayım. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Ailem yüzünden huzursuz bir ortamda büyüdüm.
Kavgaları bitmiyor. Çok geçimsizler. Kendimi onların arasında kaybolmuş gibi hissediyorum. Merhabalar. 30 yaşında bugüne kadar bütün hevesleri kursağında kalmış, dışı genç, içi yaşlı birisiyim. Hayatım annemin, babamın, babaannemin, dedemin hiç bitmeyen kavgalarıyla geçti. Bu huzursuz ortamda okudum, çalıştım, bir şeyler başarmak için uğraştığım durdum. Ama en sonunda bazı sebeplerden ötürü işimi kaybettim. Belli bir borcum vardı. Aslında bu borç benim de sayılmaz, aile borcuydu. Dedem bu arada köydeki evini satıp bizim yanımıza yerleşti. Ancak çok eskiden beri dedemle babam hiç anlaşamazlarmış. Geçenlerde kötü bir kavga ettiler. Fakat kavga sebepleri o kadar küçük ki anlamak mümkün değil. Dedem kavga sırasında babamı evden kovdu. Ben ciddi olmadığını biliyorum ama şimdi babam odasından çıkmıyor. O kadar konuştum, bir türlü düzeltemedim aralarını. Şimdi babam evden gideceğini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. O kadar karmaşık ve geçimsiz bir ailem var ki aralarında kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Ben bu işlerin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Her dışarıya çıktığımda acaba kavga mı ettiler, acaba evde bir şey mi oldu diye korkmaktan yoruldum. Lütfen bana bir yol gösterir misiniz? Kafam karmakarışık. Üçüncü itiraf. Selamlar. Bir süre önce içimi acıtan bir olay oldu. Ankara Kızılay'daki Atatürk Bulvarı'nda 6 ile 14 yaşları arasında değişen bir grup çocuğun ellerinde melodika ile bu soğukta dilendiklerini gördüm. Onlara yemek almayı planladığım için göz hapsine aldım. Fakat hiçbiri uzun süre sabit bir yerde kalmıyordu. Sanki anlaşmış gibi yerlerini sık sık değiştiriyorlardı. İlk başta harçlıklarını çıkarmak için yaptıklarını düşünsem de sonradan bunun kurulu bir sistem olduğunu, onları dilenmeye birilerinin zorladığını ve bunun bir parçası olduklarını anladım. En azından birkaçına yemek almayı istediğimden çocuklara gitmeyin, size yemek alacağım, bekleyin, hazırlatıyorum dedim. Onlar da bizim eve gitmemiz lazım, bekleyemeyiz dedi. Küçük olansa masum masum bakıp kafasını salladı ve başladı bir kenara geçip beklemeye. Büyük olan da bekleyecek gibi duruyordu. Ben işimi hallettikten sonra geldim. Bir de baktım ki yoklar. Bu üstleri başları harap, yüzleri kirli ve yaralı çocuklar neden beklemedi, güvenmediler mi bana? Sonra hazırlattığım 3 kişilik yemeği aldım. Denk geldiğim 3 küçük sokak çocuğuna verecektim. Köşeyi döndüm ve yerde oturan çocukları gördüm. Onlardı. Hemen yanlarına gittim. Bana bakıyorlardı. Çocuklara alın sıcak yemek dedim. Hiçbir şey demeden baktılar suratıma. Yemekleri verdim ve köşeden onları izledim. Çocuklar melodikayı çalmaya devam etti. Yemeğin yüzüne dahi bakmadılar. Bu durum çok garip geldi. Tekrar yanlarına gittim. Çocuklar neden yemediniz diye sordum. İçlerinden en büyük olan kekeleyerek sonra yiyeceğiz abla dedi. Bu çocuklar bir şeyden korkuyorlardı. Tekrar uzaktan izledim onları. Çocuklar sürekli bir köşeye bakıyorlardı. Ben de o yöne baktım. Fakat bu çete işi ise liderlerinin gizlenme ve işlerini ustaca yapma özellikleri olacağından kim olduklarını anlayamadım. Çocuklar ileride bir yerde onları izleyen bu çete mensubu kişi veya kişilerden korkuyordu. Ondan yemeği yemek istemiyorlardı. Yemek kutularını açıp açıp bakıyorlar fakat yemiyorlardı. Bu çocukların durumuna çok üzüldüm. İçim parçalandı. Bu melodika çalan çocukların yüzlerindeki yaralar, perişan halleri, harçlıklarını çıkarmak için melodika çaldıkları düşüncesinden tamamen vazgeçmiştim. Onların kesinlikle zorla dilendirildiklerini, insanların daha çok dikkatini çekip duygularıyla oynamak için melodika çalmaya zorlandıklarını, bunun sadece bir araç olduğunu anladım. Sokakta zorla dilendirilen, eziyet gören, aç bırakılan bu çocukların devlet koruması altına alınıp bu çetelerin çökertilmesi için polisin detaylı bir çalışma yapması kökten bir çözüm. Bu tip üzücü olaylara tepkisiz umursamaz kalmayalım. Çünkü toplum olarak giderek daha çok tepkisiz olduğumuz düşüncesindeyim. İnsanlarımız bu tür kötü durumlara karşı sessiz kalmamalarını, masumun yanında olmalarını diliyorum. Umarım bu itirafa videolarınızda yer verirsiniz. Belki o zaman bu ürkek çocuklar için bir umut ışığı olur.